AKP hükümetinin son 14 yıldır yaptığı şey mekanları büyütüp insanları ve insan anlayışını küçültmektir. Dünyanın en büyük adalet sarayını yapıyorsunuz ama ülkede adalet yok. Dünyanın hep en büyük inşaatlarını yapmaya çalışıyorsunuz ama insanların huzurla, keyifle yaşayabilecekleri alanlar yok. Bugün ekonomiye baktığımızda işsizlik had safhada. İşte TÜİK verileri açıklandı. En son bakan bile çığlık atmaya başladı. Esnafın durumu ortada. Ev hanımları kan ağlıyor. Vergi yükleri, insanlara yüklenen vergi yükleri, özellikle devletin doğrudan ve dolaylı vergi yükleri ortada. Öğrencilerin, gençlerin sorunlarına bakmayan, hiç yönelmeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. AKP hükümeti sadece ranta, imara, yapılaşmaya, varsa yoksa kamu ihale kanununa bakıyor. Vatandaşın kazandığı davalara karşı da kazandığı davaların nedenine bakıyor. O nedenleri değiştirmek üzerine yasa teklifleri veriyor. Bu konuda çok mahir olduğunuzu buradan da söylemek istiyorum. Tabi burada ne söylersek söyleyelim. Arkada sohbet, sağda sohbet, solda sohbet. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serse sana ters. Şu an AKP'nin durumu da bu. Yine de belki duyacak olan kişiler vardır. Kapalı çarşıda, yani aslında ticaretin merkezinde 600'ün üstünde dükkan kapatıldı. Hava parasıyla devredilen yerlerde şu anda dükkanlar boş. Zeytinburnu'nda benim seçim bölgem, tekstil firmalarının tamamına yakını iflas açıklıyor. Laleli bitmek üzere. Eminönü'nde artık oteller turist bulamıyor. İstanbul'un genelinde bile otellerin doluluk oranı %5'e inmiş durumda. Bir an önce ülkemiz normalleşmeli. İnsanlarımızın ekmeği, emeği öncelik hale gelmeli. Ve kaygılarımız bazı firmaları ve kişileri büyütmek, zenginleştirmek yerine bütün toplumun refahını artırmak üzerine olmalı. Ve ülkemiz yönünü bilime, fenne, teknolojiye döndürmek durumunda. Dünya artık başka gezegenlerde, yaşam arayışlarında. Doğayı, çevreyi talan eden zihniyetten uzaklaşmak, 80. madde gibi ucubeleri hayatımızdan kaldırmak durumundasınız. Bu sizin insanlığa ve tarihe borcunuzdur. Bütün meclisi saygıyla selamlıyorum.